Süleyman'ın düğününde İzmir'den buraya geliyor. Babamın oğlu değil. Ama benim bir din kardeşim ve aynı zamanda da acaba bir fırsat olur da bu hakikatları duymayanlara duyurabilme imkanımız olur mu diye biz her yere gideriz. Meyhane hariç ben her yere gidiyorum. Kahveye, kumarhaneye, okula, her yere. Hizmette sınır ve sinir yok. Sadece meyhaneye girmiyorum. Oraya da girelim de. Şimdi bazı sarhoşlar var. Böyle hakikaten sarhoş ama dine karşı sevgisi var. Başlıyor ağlamaya. Hocam geldi öpeyim seni. Doğdu hocama da bir tane. Onun için meyhaneye giremiyoruz. O bakımdan giremiyoruz. Yoksa meyhanedekiler de bizim kardeşlerimiz. Onlar anasından şişeyle doğmadı. Tertemiz geldi. Masum olarak geldi. Onların da kurtulması için bizim çaba sarf etmemiz lazım. İşte oraya girmeyişimizin sebebi bundan kaynaklanıyor. Evet sen biri kardeşim. Allah Allah! Şuraya bak da. Yaşasın İslamiyet. Kahrolsun Deccaliye. Yıkılsın kefere tümpecereler. Yıkılıyor zaten. Gürültüleri başladı. Ümmeti ümmet iş. Evet, evet. Hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin, bir önderin sünnet-i seniyesine müraat etmemek, onun yaptıklarını yapmamak ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyler. O ümmetin ümmetin desin, sen dans et, efendim, bilmem ne davul zurna çaldır, ondan sonra horat et. Yazıklar olsun. Kızı ararken ne dedin? Allah'ın emriyle. Başka? Peygamberin kavliyle. Sonra işte İmam-ı Azam'ı ve İmam-ı Şafii'nin içtihadıyla tamam. İstedik kızı babasına verdi. Nişanlı nerede yapacağız? Efes Oteli'nde nasıl olacak? En popüler şarkıcılar gelecek şu bu falan. Dün nikahını nerede yapacağız? Nikahını da efendim Kappis Otel'de. Orada da en popüler, en seçme sahtendeler gelecek. Peki düğününü nerede yapacağız? Düğününü var ya en meşhur bir yerde yapacağız. Peki sen kızı isterken Allah'ın emriyle demedin mi? Dedin. Peki bir Kur'an okundu mu? Okunmadı. Ama burada okundular. Peki Peygamberin kavliyle dedim. Bir hadis-i şerif okundu mu? Yok abi ne hadisi. Peki İmam-ı Azam'ın fetvasıyla bir şey oldu mu? Olmadı. Sen o zaman niye sahtekarlık yapıyorsun? Niye ikiyüzlülük yapıyorsun? Kızı isterken şeytanın emriyle, iblisin kavliyle, mecnunun iştihadıyla demen lazım. Delikanlıysan. Zaten bunu dediğin zaman adam seni döver orada. Sarhoş bile olsa döver. Demek kardeşler ikiyüzlü olmayalım. Tek yüzlü olalım. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Kabre gireceğiz, kabre. Münker menkir geldi mi kafana? Vallahi sapıttırırsın yani. Sapıttırırsın. Ne söyleyeceğini şaşırırsın. Allah şaşırtmasın. Cenab-ı Allah cümlemizi Kur'an'a, dine, imana merhut, son nefese kadar bu hakikatlara hadim eylesin. Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek hüsnü hatimelere mazhar kılsın. Neyse ben daha çok konuşacaktım ama yakın Allah bereket versin. Anlayana sivrisinek sar. Anlamayana bir kitap bile okusan fark etmez. Çünkü bak anladı diyor bak anladı. Yani o anı yakaladı. Yudumladı. Kaşıkladı. Anladı. Hazreti Ömer anladı. Peygamberimizi öldürmeye gidiyordu. Bir ayet okundu. Anladı. O anı yakaladı. İşte bu. Ebu Cehil anlayamadı. Orada anlamışım dayağı yiyince. Şimdi zamanın birinde adamın biri Hızır'ı görmek istiyormuş. Ya Rabbi bana Hızır'ı göster. Ya Rabbi bana Hızır'ı göster. Harman savuruyor. Elinde demir, güzel bir demir yaba var. Onunla harman savuruyor. Birisi koşarak geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni görmek istiyormuşum. Kimsin sen? Ben Hızır'ım. Ya demiş Hızır'a benzemiyorsun. Herhalde bıyıksız geldi. Hızır'ım ya demiş. Yaman söyleyeceğim sana. Ne istiyorsan söyle yapayım. İşim var gideceğim. Yap bakalım bunu tahta demiş. Elinde demir yaba. Yap bakalım bunu tahta.
Bir bakıyor tahta olmuş, ne hızır var, ne bir şey var. Tüfe demiş, bu kadar görmek istedi hızırı, zararı dokan. 50 liralık gemir yapamın, 5 liralık tahta yaba yaptı. Deseydi, altın yap, altın yapacağım. Ama adamın kalbi bozuk. Yine bir tanesi, sevgili kardeşim, Huzur Hocam. Dua izin yapacağım. Yine bir tanesi, gene o da hızırı görmek istiyor falan. Böyle mübarek, nurani birisi geçiyor yolun kenarında. Koşuyor. Amcacığım diyor, ben Hızır'ı görmek istiyorum. Ne olur bana dua et. O da Hızır'mış. Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil derler ya. O da Hızır'mış. Evladım demiş, sen Hızır'ı böyle karşında göreceksin. Zar katıyor ona. Dikkat et, böyle gördüğün zaman Hızır böyle eğilir. Eğiliyor. Yerden diyor taşı alır, alıyor. Böyle diyor un gibi yapar. Bir taraftan da yapıyor. Hem diyor hem yapıyor. Böyle bir adam görürsen o Hızır'dır evladım diyor. Dikkat et, dikkat edeceğim amca, sağ ol. Çok dikkat et. Allah bizi kövlerden etmesin. Deccal gelecek diyorlar, Mehdi gelecek. Ah canım benim, sen bekle. Ve men kâne fî hâzihi âmâ, fevvetil ahireti âmâ. Ve edallu sebîlâ. Burada diyor kör olanlar, ahirette de kör olacaklar. Hatta daha da aşağıdır. Gene kör yolunu bilir. O bulamayacaktır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti âmâ. Onları kıyamette âmâ olarak haşredeceğim. Ve onlar şöyle nida edecekler. Kâle Rabbi libe haşerteni âmâ. Ya Rabbi sen bizi niye kör olarak haşrediyorsun? Ne katkıncı basira. Biz dünyada basiretliydik. Gözümüz görüyordu. Niye şimdi âmâ olduk? Rabbimizden cevap geliyor. Kâle keza. Öyle idiniz. Ecette ayatına fenesit daha. Benim ayetlerim size geldi, siz onları unuttunuz. Evet, Urfa'nın fıstığı, Adana'nın karpuzu, İzmir'in üzümü, kırk ağacın kavunu, Adapazarı'nın kabağı. Allah devlete yok. Ya bu toprak diyor, çok güzel kavun yapar. İstansıza bak. Toprak çamurdur. Sana o kavunu veren senin Rabbin. O kavuna kat vermiş, ağzına da tat alma duygusu vermiş. Al bakalım o kavunu şöyle bir suratına sür. Tat alacak mı? Almaz. Bak içi tat alıyor, dışı almıyor. Buraya bir delik koymuş, sesleri alıyor. Ezel sesi, kral sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi. Buraya da iki tane delik koymuş bu da. Oh, elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, kabak, kavun, karpuz. Ulan Türkiye'ye kadar bir burun olsa bunu yaptığını yapamaz. İşte bugün insanlığa bunu anlatmak lazım. Benim internette şeyim, sitem var. Ben kurmadım da kardeşler kurmuşlar. Dün bir kardeş anlatıyor. Ateistler toplanmışlar. Demişler bu adamı nasıl susturacaksınız? Susturun bakalım. Susturamazlar Allah'ın izniyle. Ya çünkü biz Kur'an namına konuşuyoruz. Hak namına konuşuyoruz. Allah namına konuşuyoruz. Tevhid namına konuşuyoruz. Bak benim burnum burada. Herkesin burnu burada. Bu burun ne diyor? La ilahe illallah. Beraber misanet alem. Bak bende iki tane kulak var. Çoşkuş'ta da aynı. Süleyman Demirel'de de aynı. Köpekte de aynı. Keçide de aynı. Bu kulakları buraya kim koyduysa, kim duyuruyorsa, bütün duyanları o duyuruyor. Ben ağzımla yiyorum. İnek de ağzımdan yiyor. Keçi de ağzımdan yiyor. Koyun da ağzımdan yiyor, kurt da ağzımdan yiyor, kuş da ağzımdan yiyor. Bu ne demektir kardeşler? Yediren bir olduğu için yemek de aynıdır. Rezzak, merzuk. Sen başka türlü yiyemezsin. Çünkü yediren bir olduğu için Amerikalılar gelmişti geçenlerde İzmir'e. Bunu anlattım. Dedim böyle anlat böyle. Dedim girişler de aynı, çıkışlar da aynı. Deyince bir Amerikalı boynuma sarıldı. Teşekkür, teşekkür. Bir kırk pozumu çektiler, kırk şey. Dediler Amerika'da da altta. Mühim değil. Mühim olan bir insana 5 dakikada olsa tevhidi anlatmak. Bizim buna ihtiyacımız var. Yoksa fazla gürültü batırdı. Mühim değil. Mühim değil.